Aslan 5. bölümünden herkese merhaba. Ben Derya. Bugün ekip arkadaşlarım Deniz ve Batu ile beraber onların portföylerini kapıştıracağımız bir bölüm yapacağız. Ama başlamadan önce gelin bir önceki yayındaki portföylerin durumuna bakalım. Bora'nın ilk seçimi olan Bitcoin'in güzel bir yükseliş ile yaklaşık %7 arttığını ve 72 bin dolar seviyesine ulaştığını, ikinci seçimi olan altın endeksi PEXG'nin ise %0.9 arttığını ve son seçimi olan Ford hissesinin de yaklaşık %7'lik bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Denizin portföyüne baktığımızda ise ilk seçimi olan Solana'nın %9 arttığını, ikinci seçimi olan Sabancı hissesinin yaklaşık %5 arttığını ve son seçimi olan Ereğli hissesinin ise %1'lik bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Bora ve Deniz'in total portföylerine baktığımızda Denizin yaptığı seçimlerin daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet bir önceki yayınımızdaki portföylere de baktığımıza göre tekrardan merhaba arkadaşlar nasılsınız? Valla iyiyiz sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl gidiyor piyasalar, hayatlar? Valla ülke gündeminden sıyrılmaya çalışıyoruz biz de piyasaların içinde onları takip ediyoruz. Yani inişli çıkışlı çalkantılı evet. dönemlerin içindeyiz. Yani güneşli günler çok da uzak değil sanki batı. İnşallah düzeleceğiz mi? inşallah. ülke için mi söyledim piyasalar için mi? Aslında piyasaya bağlamıştım da. Piyasa için evet bence de öyle. <laughs> ülke, <için. gülüyor> ülke için aynı şey söylenemeyiz. Evet, biraz tatsız haberler oldu. O o zaman Biz portföylerle başlayalım. Birazcık neşelendirelim Olur. bakalım. Deniz seninle başlayalım mı? Evet başlayalım. Sen Bugün... neler koyuyorsun önümüzdeki bir, bir buçuk hafta için? Evet bu hafta izleyicileriniz için özel olarak hazırlandım ve Öyle ona göre bir portföy oluşturdum. Neler geliyor hadi bakalım. En başta kripto tarafıyla başlamak istiyorum. Tabi. Bu hafta bir değişiklik yapıp bitcoin shortlamaya karar verdim. Neler Öyle... diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle büyük bir... benim için küçük ama. <gülüyor> 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 Piyasalar, <gülüyor> Piyasalar için büyük Piyasalar için mi? büyük bir adım attım. Aynı zamanda daha doğrusu program formatımız için büyük bir adım. Ee, Balina Çünkü... hareketi geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Asıl hepimizin bitcoin'de bir yükseliş beklentisi de var. Aslında ben de tabii ki orta vadede yükseliş beklemekle beraber kısa vadede en başta alttaki likitasyonu toparlamayı bekliyorum. O yüzden buradan bir 55 bin seviyelerine doğru bir yolculuk olma ihtimalini öngörüyorum aslında. Oralara kadar gelmemesi de mümkün ama aşağı doğru bir hareket bekliyorum Bitcoin'de. Oradan öyle başlayalım. Tamamdır. Bitcoin'i shortladık. Evet. Hadi bakalım. Bu heyecanlıydı. İkincisi ne? Evet. ikinci olarak da bu sefer Borsa İstanbul'da alttan toplama formülüne doğru bir adım atmak istedim ve Sabancı Holding aldım. Aslında bir önceki hafta da evet. Sabancı Holding portföyüme eklemiştim ama bekledim hareketi yapmadı. Bu sefer bekledim hareketi yapmasını ümit ediyorum ve iki hafta üst üste Sabancı Holding'i koyarak ona ne kadar güvendiğimi söylemek istiyorum buradan. Selamlarını da iletiyorsun. Selam, sanırım. selam. Evet. Lütfen <laughs> programımıza sponsor olmayı. <laughs> <laughs> Evet. Üçüncüsü nedir peki? Üçüncü olarak da piyasaların böyle çalkantılı olduğu dönemde işte kriptoyu shortladığımız dönemde çünkü neye tam olarak yatırım yapamayacağımızı bilemeyebiliriz. O yüzden doğru kararı almak adına elimi de daha güçlü bulundurmak için elimdeki mevcut keş olan paramı TL'de %55 getiriye koymak istiyorum. 55'ini nemlandırmak istiyorum. O zaman buradan yeni yatırım ürünümüzün de haberini vermiş olalım. Ortakta %55 getiriyle paranızı her gün büyütebiliyorsunuz. Üstelik burada koşul yok, şart yok. Paranızı da bloke etmiyoruz. Yani Paranız durduğu yerde özellikle Batu'nun da bahsettiği gibi bu piyasada durduğu yerde değer kaybetmesin. Ortağa gelin %55 getiriyle her gün büyüsün de demeyelim mi? Evet diyeyim. Demeyelim mi? kesin diye. diyelim. Biz de böyle fırsatları kaçırmayı sevmeyiz yani. Evet. evet. O yüzden çok da sevindim bunu portföyüne koymama. Batu o zaman Deniz'in portföyünü dinledik. Sen de başarılı buldun gibi anlıyorum. Yok kesinlikle başarılı. Şimdi Deniz'le de biz konuştuğumuz için öngörülerimiz aşağı yukarı hep aynı Hı -hı. çıkıyor. Farkındasındır Zaten sen de. Zaten çok uyumlu bir çiftsiniz. Evet uyumlu bir çiftiz. <laughs> ben <gülüyor> Deniz'e katılarak bir portföy belirtmek istiyorum. Tabii Müsaaden ki. olursa. Şimdi Bitcoin'i ben de shortlayacağım. Birazcık çok kısa bir girizgah yapayım en azından. Şimdi 67.2 200 seviyelerini bir türlü geçemedi. Buradan bir tepki yedi Bitcoin. Hı hı. Düşüş trendinde devam ediyor aslında. Bunu kıramadı ve bizim asıl baktığımız yer neresi abi? Amerikan seçimleri. Kasım'da Amerikan seçimleri var. Böyle ortamlarda da aslında para risk almayı sevmez. O yüzden bu seçime kadar birazcık düşüş bekleyebiliriz Bitcoin'de ama ikimiz de orta vadede bunun yükseleceğinden eminiz aslında. Ben bu süre zarfında ben de Bitcoin'i shortlarım. O yüzden denize çok katılıyorum. Çünkü şey söylemek ahmakça olur. Ben işte solan alalım bilmem ne alalım. Çünkü evet. bir hafta sonra beni kaybedenler listesine koymak istemezsin diye düşünüyorum. <laughs> Yok asla istemem. Evet, Onu yüzden... da koymak istemem. Ama. Aynen. Bitcoin düştükten sonra istiyor, istediğini longla yani. Evet. Aynen. O düştükten sonra longla abi. Aynen. Güzel bir mantık. <gülüyor> <gülüyor> evet birincisi bu bende de. İkinci olarak da ben çok çeşitli bir şey yapmayacağım yine. Yine ortağa girerek insanlar altın S1 sertifikası satın evet. alabilirler. Darpanenin sunduğu sertifikayı satın alabilirler. Bunu neden öneriyorum? Şimdi insanlar diyebilir ki abi ortakta e, Paxi de var. Ben evet. bunu niye almayayım? Şöyle bir tri var bunun. S1 sertifikasında zaman zaman %1-%3 arası arbitraj oluyor piyasaya göre. İnsanlara da bu bir trik olsun. Bunu takip edebilirler. Ya yani piyasadan %1-%3 arası daha ucuza alıp yine tersine döndüğünde %1-%3 arası daha pahalıya satabilirler. Bence buna biraz dadanabilir insanlar. Çok iyi bir avantajmış ben Güzel bir avantaj bunu birazcık araştırsınlar diyeyim. Öyle bırakayım bu Hatta konuyu. Bildiğim kadarıyla darphaneden fiziksel olarak da altın temin edebiliyorsun yes. değil mi? Sadece onun tek sıkıntısı var. Buradan da yetkililere söyleyelim. <laughs> Bir ricamız olacak? Evet. Fiziki teslim süresi bir tık uzayabiliyor. E, o da normal tabii ki. Sen onu eline alana kadar bir avantaj kaybedebilirsin. <laughs> Öyle bir dezavantajı var. Ama dediğin gibi doğru. Fizikselde temin edebiliyorsun bunu. Evet. Diyeyim. S1 sertifikasının da ortak bünyesine gelmesiyle beraber evet. S1, Biz, Nema neyse artık bu ürünlerin de tek çatı altında toplanmasıyla birlikte aslında kullanıcılar için de çok güzel bir ortam oluştu. Evet. Her şeye tek tıkla ulaşabileceğimiz bir ortamı ortak bünyesinde barındırıyoruz şu o yüzden ben Bitcoin'e kısa vadede short yönlü, espri de her an alabileceğiniz bir ürün olarak long yönü düşünüyorum diyeyim. İki ürünle kapatayım. Bugün iki. Evet bugün iki. Okey. Bugünkü portföy seçimleri çok daha safe geldi. Hatta yani bu zamana kadar yarıştırdığınız portföylerden en safe gelenler bunlar oldu bana. Bir şey daha var aslında. Neden risk almadığımıza dair. Normalde ters koreli ürünler şu anda seçim belirsizliğinden dolayı birbirleriyle doğru koreli de devam hmm. etmekteler. Mesela tahviller ve altın. Bunlar genelde ters korele giden ürünler. Ama şu anda seçim belirsizliğiyle ikisi de yukarı yönlü hareketler yapıyor. Hani buradan da aslında şey yapabiliriz. Piyasa hesadaki belirsizliği hmm. de buradan anlayabiliriz aslında. O yüzden iki üründe tuttum kendimi. Yani okay. Bunu da belirtmek istedim aslında. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Içinde. O zaman Deniz, senin Batu'nun portföyüne yorumlarını alalım. Evet. Hemen gelsin. Zaten Bitcoin beraber shortladık. Evet. Ona evet. Ona aynı anda tuşa bastık. Aynen. Aynı anda tuşa bastığımız <laughs> için o yüzden ona çok bir eleştiri şansım zaten yok. Altın sertifikası için aslında zaten biz geçtiğimiz haftalarda da alıyorduk. Düşük Hı -hı. makastan evet. dolayı. Güzel o... kazandırdı bu arada. Lafını böldü. Evet. Her zaman sürekli all time high'lar yapmaya devam etti. Altın sertifikası da aslında bankalardakinden bile daha güvenilir. O yüzden aynı zamanda fiziksel olarak da temin edebilmekte insanlara en azından psikolojik olarak bir rahatlık sağlıyor özellikle bizim insanımıza onu söyleyebilirim. Evet. Ama bir eleştiri olarak da 3. spotun boş kalması bence sana bir dezavantaj yaratabilir. Yok haklısın bu arada. Ya şöyle ya, neden yapayım. Onu Be kenarda <laughs> kenarda paramız yok kardeşim peki ne yapabilirim yani? Herkes senin gibi faiz alacak para mı buluyor? Ya, haksız mıyım? Kesinlikle çok haklısın. Ya Allah. Benim, Allah. Bu benim ya? itirazım yok. Hoşuma gidiyor şu anda tartışmanın. <laughs> Şimdi programı gideceğim yani gerçekten. <laughs> Fazla param olmadığı için şu anda psikolojik Zorba şiddet vardı. görüyorum. Çünkü işte Goldman Sachs ve diğer büyük bankalar da tahminlerini Türkiye Merkez Bankası faizlerini düşürmesine yönelik tahminlerini Kasım, Aralık ve Ocak içinde bölünmüş durumda ve demek oluyor ki bu 3 aydan birinde kesin olarak Türkiye'de Amerika'daki trende uyum sağlayıp faizleri düşürmeye başlayacak. Bu da aslında ne oluyor? Daha çok ihracat yapan firmaların bizim aynı zamanda düşen hisselerin tekrar artışa geçmesi için en büyük sinyallerden biridir. O yüzden bence bir hisseyle de oraya değerlendirebilirdi diye düşünüyorum Batu içinde Haklısın ama önümüz Yüzdeki tek sinyal aslında o. Bunların yükselmesine dair. Ama ne zaman olacağını bilmediğim için aslında. iki hafta sonraki yayında ben orada bir kırmızılık görmek istemiyorum. O yüzden aslında şu an bir öneri yapmadım. Doğru. Ama çok haklı. Aslında aynı pencereden evet. bakıyoruz. Bütün piyasada aşağı yukarı bunu bekliyor. Evet, çok doğru yani. Benim dediğimde belki kısa vadede olmayabilir. Ama zaten evet. böyle şeylerde biraz da öncelendiği için. Hı hı. Sonuçta illa faiz arttığı anda yükselmeyeceği için öncesinde de bunun haberi az çok duyuluyor ya da tahmin ediliyor. Düştü Ona göre yani. hareketler yapılıyor. Aynen o yüzden önceden hareket edilir etmeyebilir. Batu Dorgun da haklı. Okey o zaman birbirinizin portföylerini sevdiniz aslında. Bakalım ben merak ediyorum. Birbirine yakın sonuçlar çıkacakmış gibi hissediyorum. Kesin. Ama Deniz'in de dediği gibi belki senin 3. portföyünü seçmemiş olman ona bir artı yazabilir gibi de. Teşekkür ederim ikinize de İzledim. portföyleriniz için. Verir. Ben merak ediyorum sonuçlar nasıl olacak. O zaman buradan izleyicilerimize de seslenelim. Deniz ve Batu önümüzdeki 1,5-2 haftalık süreç için portföylerini yaptılar. Siz hangisinin daha başarılı olacağını düşünüyorsanız lütfen bizimle yorumlarda paylaşın ve biz sonraki bölümümüzü de izlemeyi unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkürler. Bay bay.